Bugün burada şu an balıklarımız uyuyor. Yellow tank, blue tank, fox face, six line fire gobiler var. Buradaki balıklarımızı karanlıkta uyutup yakalayıp yeni akvaryumumuza aktarmaya başlayacağız. İçinde fraklayacağımız canlılar da var diğer akvaryuma aktarmak için. Uzun bir akşam olacak. Detaylar aynı şekilde çekmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Balıklarımızı karanlık yardımıyla yakaladık. Çok fazla uğraştırmadılar bizi. Suyumuzu adapte ettikten sonra akvaryumuza balıkları salacağız. Balıklarımız Yellow Tank, Fox Face, Blue Tank ve Fire Gobi'ydi. Birkaç saatlik damlama yöntemiyle akvaryumumuzun suyuna adapte ettikten sonra balıklarımızı akvaryumuza yavaş yavaş salıp sistemde belli bir süre biz de balıkları burada izlemeye devam edeceğiz. Tuz karıştırmada yardım bir eleman kullandığımız doğrudur. Akvaryumumuzdan çıkardığımız büyük bir parça kaya var. Bu parça kaya üzerinde büyük bir Madagaskar leader var. Alacağımız Ricardio ve Glow Polyp var. Mümkün olduğu kadar kayayı akvaryuma sokmamaya çalışacağız. Ne kadar küçük parçalar haline çıkartırsak bizim için çok daha kullanışlı olacak. Bu çıkardığımız canlıları daha sonra dip solüsyonu uygulayarak üzerinde bulunan eğer varsa zararlı canlıları ayırıp temiz bir şekilde yine kurduğumuz sistem akvaryumuna aktarmaya başlayacağız. Ricardo'yu çıkartıyoruz, Glow Polyp'leri çıkartıyoruz ve Madagaskar Leader'ı kesip yeni kurduğumuz akvaryumumuza almak için ön bir hazırlık yapıyoruz bu videomuzda. Canlımız büyük bir Madagaskar nedir? Şimdi bunu biz mümkün olduğu kadar hazırlamış olduğumuz dip solüsyonu suda 20 dakika 15 dakika bekleterek üzerinde bulunan zararlı canlılar varsa eğer onlardan temizlemek adına canlımızı belli bir süre burada bekledikten sonra akvaryumuza koymak için hazır hale gelmiş olacak. Çıkardıktan sonra karidesimizi yakaladık. Çünkü karidesler hızlı canlı ve geriye doğru bir atak gösteriyorlar. Mercan varken veya kayalar varken yakalaması çok zor oluyordu. Herhangi bir alıştırma yapmamıza da gerek yok. Çünkü karidesler çok dayanıklı türler. Karidesimizi yakaladık. Kolay bir şekilde kayalarımızı çıkardıktan sonra akvaryumuza atıyoruz. Can umarım sağlıklı bir şekilde uzun bir süre yaşamaya devam eder. Alıştırma sürecini tamamladığımızı düşündüğümüz Fire Gobi'mizi de akvaryumumuza atıyoruz. Umarım bu da uzun bir süre yaşar. Yaklaşık eski akvaryumumuzda bir 2 yıllık serüveni var. Yeni akvaryumumda serüveni uzun olur.
LIB uyguladığımız Madagaskar Leather Coral'ı akvaryumuza artık koyacağız. Bunlar çok fazla dalgayı seven türler değil. Kolay kolay da ölmeyen türler aslında. Dayanıklılar. Yaklaşık bizim akvaryumuzda 3 yıldan beri yaşıyor. Temizliğini yaptık. Üzerinde vardıysa eğer zararlı canlılar çıktı. Akvaryumuzda şimdi güzel bir yer bulup dalgayı da göz önünde bulundurarak bu şekilde bir konumlandırma yapmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla dalgayı sevmiyorlar. Ciddi bir akıntı aldığı takdirde poliplerini çok fazla uzatmazlar. Normalde kolları çok uzun uzayabilen bir canlı. Bu akvaryumda müthiş bir görseli var. Renk tonu olarak da çok güzel. Yani ben kendi akvaryumlarımda da hep bulundurduğum bir canlıdır. Seven türler değil. Yapıştığı bölgeyi kendileri kayalar tutulmuş olsa bile salabiliyorlar. Direkt dalga sevmezler. Ama bizim akvaryumumuz aslında yoğunlukla üst bölgelerde SPS sert mercan türleri besleyeceğimiz için mantarlar için biraz dayanıklılık gerekiyor. Bu süreçte mantarlarımızı takip etmeye devam edeceğiz. Belli bir süre kapatmış olduğumuz akvaryumda hazırda beklemiş olacak olumsuzluk sezdiğimizde mercanlarımızı oraya aktarabileceğiz. SPS mercanlarımızı biz akvaryumlarımıza nasıl yapıştırıyoruz? Hem onları da size bir göstermiş olacağız. Bizim kullandığımız yapıştırıcı Instant Glue. Yani mercanın yapıştırmak istediğimiz bölgesine yapıştırıcıyı sürüyoruz. Ve nereye yapıştırmak istiyorsanız canlıyı ilk önce bir görmeniz gerekiyor. Yani hangi şekilde yapıştıracağınız kayaya ne şekilde tutulacak. Canlınızı nereye yapıştıracağınızı kesinleştirdiğinizde dibine biz çok kolay, yani yıllardır aynı şekilde canlıyı kullanıyoruz yapıştırıcıyı. Yaklaşık bir 15-20 saniye kadar su içine elinizi tuttuğunuzda zaten su dışında yapıştırıyorsunuz canlıyı ama su içerisinde kayanızı net bir şekilde tutulmuş oluyor. 10-15 saniye kadar süre tuttuğunuzda mercanınızı görüyorsunuz. Zaten sabit bir şekilde kayaya tutulmuş oluyor. Ve kök olarak kayaya sarmaya başlıyor. Aynı şekilde oradan da büyümeye canlı devam ediyor. Sürecimiz bu şekilde. Canlıları aynı yöntemle yapıştırmaya devam edeceğiz. Veya fırak taşlarında olabiliyor. Bunu kolay bir şekilde genelde mercanlar yukarıya doğru büyüdüğünde aslında zeminden sarabiliyorlar. Bu türden türe değişebiliyor. İstediğiniz bir maket bıçağıyla canlınızı, yani fırak taşıyla akvaryumunuza sokmak istemiyorsanız eğer fırak taşından ayırabilirsiniz. Yapıştırabileceğiniz şekilde de etrafında bulunan sizin için yapıştırmanızda zorluk çıkartacak bölgeleri temizleyip akvaryumunuza aynı şekilde istediğiniz gibi yapıştırabilirsiniz. Yani yapıştırma süreci aslında çok kolay. Yani çok zorluk çeken arkadaşlar var. Farklı yöntemler kullanan. Biraz maliyetli olabiliyor bu instant glue ama elinizi akvaryumunuz içerisine, yani suda rahatlıkla istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Önemli olan canlıyı nasıl yapıştırmak istiyorsanız, yani ne tür bir konumda büyümesini ve nasıl görmek istediğinize bağlı. İstediğiniz şekilde bizim yapıştırma yöntemimiz budur. Sizlere de belki yardımcı olabilir bu yapıştırma yöntemi. Fırak halinde aldığımız yeşil, kırmızı ve mor piletimiz var burada. Bunlar çok küçük canlılardı. Biz bu şekilde birbiriyle karışık büyümesini istediğimizden dolayı canlıları birbirlerine çok yakın bir şekilde yapıştırmıştık. Ve gördüğünüz gibi uzun bir sürede istediğiniz görseli, görüntüyü yakalayabiliyorsunuz. Kat kat merdiven tarzında doğal bir görüntüyle canlınız zamanla size böyle güzel bir görsel sunabiliyor. Sadece işte sabırlı bir süreç bu tür canlılarda. Çünkü ilk koyduğunuzda
frak taşlarıyla birlikte gözünüze hoş gelmeyebilir ama uzun bir süre beklediğiniz takdirde çok doğal bir görüntüyü yakalıyorsunuz. SPS'ler akıntıyı seven türler, özellikle bu plate'ler dalganın alış şekline göre genelde büyümeyi tercih ediyorlar. Biz de akvaryumumuza konumlandırırken bu büyümeyi ve dalga aldığı şeklini göz önünde bulundurarak akvaryumumuza konumlandırmaya çalışacağız. Görsel olarak güzel bir canlı olduğu için doğru konumlandırma yaptığımız takdirde yine bir uzun süre beklediğimizde bize çok güzel bir görsel yakalatacak bir canlıdır. SPS'lerde kolay türler arasında geçer plate'ler. Düzenli su değişimi ve değerlerinizi kontrol altında tuttuğunuzda kolay bir şekilde büyüyen türlerdir. Şimdi eski akvaryumumuzda yaklaşık 3 farklı renkte zoalarımız var. Zoalarımızı ayıracağız. Kuma çok yakın olduklarından dolayı mutlaka bunlarda zararlı oluşumlar olabileceğini düşünüyoruz. Kırmızı zoamız aynı şekilde yeşil. Yani bunların isimleri var ama yani çok o şekilde ben kendim de isimlere çok fazla takılmıyorum. Genelde ana isimleriyle akvaryumumuzda bulunan zoalarımız. Bunları şimdi biz dip solüsyonu uygulayarak üzerinde bulunan zararlı canlılardan varsa eğer bunları ayıklamaya çalışacağız. Kumda çok kolay yayılırlar. Böyle yani yerini sevdikleri takdirde toz besinle besliyorduk aynı şekilde bunları da. Ve bu kolay sevdiler ve bunlar normalde birer ikişer kafalardı. İyi yayılma kum üzerinde frak taşından bağımsız bir şekilde akvaryumumuzda gayet güzel bir renk oluşturmuşlardı. Bu ton polipleri karşıda gördüğünüzde yeşil ve turkuaz renkleri almayacağız. Çok onlar hızlı şekilde yayıldığı için yine akvaryumumuzda istemiyoruz. Son kalan zoamızı da dip solüsyonuna atıp yaklaşık bir 20 dakika bekleyip bunları da aynı şekilde kontrolünü sağlayıp akvaryumumuza atacağız. Yine daha önce akvaryumda tahmin ettiğimiz çok fazla dalga almayan ve kuma yakın olan yerlere koymaya çalışacağız. 3 tane zoamızı yan yana koyup buradan büyümelerini sağlayacağız. Biz frak taşlarını mümkün olduğu kadar kuma gömmeye özen gösteriyoruz. Yani frak taşları genelde görsel olarak doğal bir görüntü vermediği için bunları mümkün olduğunca kuma gömmeye çalışıyoruz. Canlılarımızı yerleştirirken dediğimiz gibi burada sizlere de çok güzel bir örnek olacak. Dip uyguladık canlılara biliyorsunuz. Uyguladığımız canlılardan çıkan zararlı canlılar. Burada bir leopar platformumuz var. Bu leopar platformların akvaryumdaki en büyük düşmanları konç ve sineğillerdir. Yani bizim temizlik ekibi olarak aldığımız canlılardır. Bu canlılardan yavaş yavaş beklenmedik bir şekilde ölümler görüyorsanız eğer kesinlikle bu tür canlıdan şüphelenmeniz gerekecektir. Çünkü bunlar konç ve sineğilleri yerler. Özellikle geceleri avlanırlar. Zararlı canlılardır. Mercanlar aslında akvaryumu döngüye çok fazla bir zarar olmasa da kabuklularla beslendiği için konç ve sineğilleriniz yavaş yavaş eksilmeye başlayacaklardır. Zoalarımız aynı şekilde dediğim gibi akvaryuma doğal bir görüntü olması açısından yerleştirmeye devam ederken sizlere platformumuzda mümkün olduğu kadar yakından gösterip sizlere de gördüğünüz takdirde bir şekilde bunlardan kurtulmanızı önereceğiz. Leopar bir desen vücudunda var. Yani genelde ışıklar söndükten sonra ortaya çıkıyor. Eğer bir şüpheleriniz varsa ışıklarınızı akvaryumunuzda kapattığınız zaman telefonunuzdaki el feneri ya da herhangi bir ışık yardımıyla kayalarınıza detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Böyle bir canlıyı görmeniz mümkündür. Yani takip etmenizi öneririm. Çünkü konç ve sineğilleri hızlı bir şekilde tüketebiliyorlar. Şimdi bu canlıları size mümkün olduğu kadar yakından göstermeye çalışacağım. Zoalarımızı bir akvaryumumuza yerleştirelim. Canlının da ne tür bir canlı olduğunu, suyun içerisinde nasıl ilerlediğini, yani ne tür bir görsel olduğunu net bir şekilde siz de görürseniz hiç olmazsa bir fikir sahibi olmuş olabilirsiniz bu tür canlılar hakkında. Bu canlıları yiyen canlılar aslında var ama genelde oturmuş su şartları isteyen balıklar olduğundan dolayı biz kimyasal mümkün olduğu kadar kullanmama taraftarız. Çünkü sonuçta bunlar bir şekilde doğal döngü, yani okyanusta doğal atomlarında olan türler. Biz de bu döngüye mümkün olduğu kadar uymaya çalışıyoruz. İşte leopar flagonumuz bu şekilde. Size mümkün olduğu kadar kamerada netleyebilirsek eğer canlının nasıl ilerlediğini, nasıl göründüğünü mümkün olduğu kadar sizlere göstermeye çalışacağız.
sona geldik. Yaklaşık bir 3 saat kadar damlama yöntemiyle balıklarımızı eski aldığımız akvaryum suyuyla, yeni kurduğumuz akvaryum suyundan gelen damlama yöntemiyle adaptasyonunu sağladığımızı düşünüyoruz. Balıklarımız aynı şekilde ortalama bir 2 yıllık balıklarımız. Blue Tank'imizi saldık. Yellow Tank ve Fox Face. Şimdi burada bizim aklımızda olan şüpheler şu yönde. Purple Tank'imizi daha önce beslememiştik. Yani eski akvaryumumuzda yoktu. Yeni kurduğumuz akvaryuma ilk aldığımız balıktı. Şimdi tank türlerinde bölge kavgaları olacağı için tek başına bir bölgesini belirlemesi adına ilk önce Purple Tank'imizi atmıştık. Çünkü Purple Tank, bu girdiğimiz Blue Tank, Fox Face ve Yellow Tank'e göre daha küçük. Daha küçük olduğu için Yellow Tank ve Blue Tank'ten bölgesel açıdan dayak yiyebilir tabiri caizse. Bize dayak yememesi için ilk önce kendi bölgesini belirlemesini sağladık Purple Tank'in. Bizi şu an gergin bir süreç bekliyor. Ne tür bir olumsuzluklar olacak, bunları gözlemlemeye çalışacağız. Muhtemelen Purple Tank kazanacağını düşünüyoruz. Çünkü kendi bölgesini korumak için içgüdüsel olarak yeni giren balıklara bir rahatsızlık vereceğini düşünüyoruz. İzleyip bunları da aynı şekilde göreceğiz ve yorumlamaya da devam edeceğiz. Şu an için akvaryumumuzdaki tüm canlıları aktardık. Herhangi bir olumsuzluk yok. Umarım diğer gelecek olan günlerde de bir olumsuzluk yaşamayız. Çünkü hobi için hepimiz aynı şartlarda mümkün olduğu kadar sorunsuz ilerlemek istiyoruz. Tamamen görsele dayalı, keyif amaçlı bir hobi olduğu için sağlıkla akvaryum sistemimizin ilerlemesini isteyeceğiz. Blue Tank'imiz, bunlar çok normal bu şekilde yatmaları. Çünkü zaten karanlıktan görmeyerek yakaladığımız balıklar. Çünkü genelde ışıklar kapalıyken çok fazla göremezler. Çok fazla göremedikleri için yattığı yerleri tespit ettiğiniz takdirde, genelde de bunun altını çizerek söylemek istiyorum, yattığı yerler aynıdır. Yani geceleri bir bölge belirledikleri takdirde genelde hep aynı uyukta uyurlar. Yakalamak istediğiniz takdirde eğer kepçeniz diğer canlılara veya kayalara çok fazla rahatsız etmeden yakalayacağınız bir bölge ise balıklarınızı kolay bir şekilde yakalarsınız. Beklediğimiz gibi oluyor şu an. Purple Tank bölgesini diğer yeni giren balıklardan korumaya çalışıyor. Sizler de büyük ihtimalle videoda bunu göreceksiniz zaten. Purple Tank'in yattığı yer şu an Yellow Tank'in girdiği yerdi. Oradan o balıkları uzaklaştırmaya çalışıyor. Burada da aynı şekilde Yellow Tank'imiz, Fox Face'imiz de şu an renkleri biraz gelmeye başladı. Normalde Fox Face'ler sarı ve siyah oluyorlar. Şu an bu stresten dolayı gri üzerinde renkler var. Bu stresi attığında renkleri kendi yerine gelecektir. Fox Face'imiz de büyük. Şu an stresi görmüyor ama akvaryuma kolay adapte olacaktır. Çünkü kendi türünden başka bir canlı olmadığı için akvaryumda çok fazla endişe duyacağı bir ortam yok. Bu şekilde süreci biz de izleyeceğiz. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çünkü artık aktarımımızın tümünü tamamladık. Mercanlarımızı aktardık, balıklarımızı aktardık. Artık tek temennimiz sağlıklı bir şekilde akvaryumumuzun karşısına geçip keyif yapmak olacaktır.